Selamlar. Şu anda Kızıltepe ilçemizin tarihsel boyutu çok büyük olan ve bugüne kadar farkına varılmayan dar harabelerinden bana göre daha büyük bir tarihi boyuta ve devasa büyüklüğe sahip olan dar harabeleriyle kıyaslanmayacak kadar büyük bir tarihten bahsetmek istiyorum. Kızıltepe ilçemize çok yakın. Şu anda kamerayla gösterirsek buradaki görselliği yavaş yavaş çekimlerle düz bir şekilde devam ediyoruz dönüşü de. Burayı çok güzel bir piknik ve mesire alanı haline çevirip turizme büyük bir katkı sağlamış oluruz. Bugüne kadar burası bakımsızlıktan dolayı bir şekilde unutulmuş ve buraya bugüne kadar kimse farkına varmamış. Şöyle şu anda mağaranın üst kutbundan bakış bakıyoruz ve şu anda bu bulunan büyük alanın ucu bucağı bulunmayan ve görünmeyen yerde buranın tamamı yeraltı mağaraları ve şöyle şuradan istikamet alıp sizleri Bırbire mağaralarının iç kısımlarına doğru götürüyorum. Buralar turizme kazandırılırsa, şu anda Şehir İçi Minibüsçüler Derneği Başkanımız da burada kendileri, Zeynel Bey. Ayrıca güzide emektar kardeşimiz, emek adamı Sayın Cemil Bey de burada. Kendisini de selamlıyorum. Mağaranın iç kısımlarına doğru daldığımız zaman tarihsel boyutu Dara antik kentten daha büyük bir mağaraya sahip olan Bırbire mağaralarındaki ilk yerleşim alanını göstermiş olacağım. Devlet yetkililerinin buraya sahip çıkmasını istiyorum. Turizme kazandırmasını istiyorum. Bir şekilde tanıtım, reklam ve onarım, bakım çalışmalarıyla gerçekten turizme kazandırılacak ve Kızıltepe'de büyük bir patlama yaratacak. Turizmde patlama yaratacak. Bırbire mağaralarının iç kısımlarına doğru yürüyoruz. Selamlar Sayın Başkanım Aydın Yücelen. Merhabalar Göksel Bey. Nasılsınız? Teşekkür ettim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bırbire mağaraları hakkındaki görüşünüz ne? Göksel Bey, benim bildiğim kadarıyla büyüklerden, yani yer yer zaman zaman buraları ziyaret ettiğimde büyüklerimizle karşılaşırım. Amcalarımızla, dayılarımızla. Bu Bırbire mağaralarının yeraltı geçişinin ta Derik üç yoluna kadar, Derik ilçemizin üç yoluna kadar süre geldiği yönünde bir rivayet var. Yine Merkez Ulu camimizin inşasında, camimizin teşekkülünde cami duvarlarının yine buranın taşlarından oluştuğu yönünde bir rivayet olduğu söyleniyor. Umarım en kısa sürede buranın bir analizi yapılaraktan gerçek değerine kavuşacağına inancım, ümidim sonsuz. Yetkililerden bir an önce buraya, Göksel Bey de deminden beri görüntüleri, çekimleri yaptığı kadarıyla ben kulağıma gelen cümleleri neticesinde buraya sahip çıkılması yönünde bir takım beyanda, çağrıda bulundu. Ben de destekliyorum. Gerçekten buralara sahip çıkıldığında tarihi ve Kızıltepe'mizin, Mezopotamya'mızın kültürünün ön plana, tarihinin ön plana çıkarılması bence geriye doğru medeniyetlerimizin ışık tutacağı noktalardan bir tanesi de bu mağaralar olduğunun düşüncesindeyim. Göksel Bey'e bu düşüncelerinden ve bu katkılarından dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten Kızıltepe'mizin tanıtımında, Kızıltepe'mizin ileriye dönük yapılanmasında katkıları aşikardır, herkesçe biliniyor. Tekrardan huzurlarınızda Göksel Bey, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu katkı ve desteklerinizden. Şimdi biz şöyle söyleyelim Sayın Başkan. Tarihini bilmeyen hiçbir millet başarıyı yakalamaz. Kesinlikle. Onun içindir ki şöyle mağaranın iç kısımlarına doğru yönelsek. Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Şu anda bu mağaranın iç kısımlarına girdiğimiz zaman çıkışını bulabileceğimiz bir alan var mıdır? Yoksa içinde kaybolabileceğimiz büyüklükte, uzunluğu belli belirsiz olmayan bir
Berbere mağaralarının içinde miyiz? Bence kaybolabileceğimiz bir uzunlukta. Yani bunu bilir kişi ve arkeologlar eşinde gezmekte fayda olacağı düşüncesindeyim. Şöyle üst kısımlara doğru çekerseniz kameraman arkadaşım. Üst kısımlara kayalıkları bir çekseniz. Şu anda biz sadece şu anki şartlarda giriş bölümündeyiz. Yani salon diye tabir ettiğimiz bir alandayız. Ama burada bu mağaralarda oda içinde odalar insanı dehşete düşürecek kadar tarihsel boyutu büyük bir mağara yapısı var. Sanırım ki bugüne kadar Dara diye adlandırılan sadece orayı da küçümsemiyoruz. Onun da tarihi boyutu çok büyük bir yer. Ama Kızıltepe'de bu kadar büyüklükteki bir mağara alanının, mesire alanının bence turizme kazandırılması Kızıltepe için çok büyük bir ses getirecektir diye düşünüyorum. Göksel Bey, bence Nusaybin Dara, Şanlıurfa, Göbekli Tepe ile buraların bağlantılı olduğu düşüncesi bende her nedense hasıl olmaktadır. Arkadaşlar da şu anda bizimle birlikte gelen ekip Sayın Deniz Yılmaz, Sayın İshak İncesu, Sayın Cemil Bey ile bizler burada şu anda burayı bir şekilde geziyor, görüyor. Birlikte burada feyz alıyoruz. Şöyle mağaranın iç kısmına doğru yöneldiğimiz zaman bakımsızlıktan, tedbirsizlikten, sahipsizlikten buraların nasıl hor kullanıldığı çok apaçık ortaya çıkacaktır. Bir an önce devlet yetkililerinin buraya sahip çıkmasını istiyoruz. Çünkü gerçekten burası turizme açılırsa Kızıltepe ismi bence dünya çapında ses getirebilecek bir alana sahip olacaktır. Şu anda biz sadece kayıtlarımızın bir küçük bölümünü size yayınlıyoruz. Sizler buraya geldiğiniz zaman bu mağaraların içine derinlere doğru gittiğiniz zaman sizleri dehşete çevirebilecek güzel görüntülere sahip olacaksınız. Ama bir an önce buranın çevre düzenlemesinin, mağaranın içindeki bakımsızlığın bir şekilde tedbirler alınarak temizlenmesini istiyoruz. Bizler sizlere buradan Kızıltepe ilçemizin Sancarlı köyüne yakın olan Kürtçe ismiyle Kırre istikameti yolunda bulunan Berbere mağaralarından yayınımız burada sona eriyor. Göksel Bey pardon. Buyurun. Pardon. Ben buna ilaveten bir şey eklemek istiyorum. Tekrardan katkılarınız için teşekkür ediyorum. Ziyaretçilerden tek isteğim, tek talebim burayı ziyaret edebilirler. Piknik de yapabilirler. Neticede mesire alanı ama bütün ziyaretçi halkımdan, hemşerilerimden ricam burayı piknik alanı dahi olsa kullandıkları vakit lütfen temiz bırakalım. Artıklarımızı tekrar poşetleyip yol üstünde en yakın çöp konteynerlarına belediyemiz bu hizmeti sunmakta. Belediyemize de yardımcı olalım, destek olalım. Belediyemizin sunmuş olduğu çöp konteyneri hizmetlerinden ötürü o çöp konteynerlarına çöplerimizi bırakırsak çok daha iyi olur. Demin kameraman arkadaşım mağaramızı gezdirirken, görüntülerken belki bir takım görüntülere şahit olmuş olabilirsiniz. Ben bu görüntüleri tasvip etmiyorum şahsen bir Kızıltepe'li olarak. Lütfen arkadaşlarım, hemşerilerim, kardeşlerim. Lütfen pikniğimizi yaparken, mesire alanı olarak kullanırken lütfen biraz da çevre temizliğine önem verelim. Teşekkür ediyorum Göksel Bey. Burada programımız sona ermiştir. Hepinize selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Bir an önce Berbere mağaralarına sahip çıkılmasını istiyoruz. Buradaki temizlik işlemlerinin yapılmasını istiyoruz. Ve Berbere mağaralarının hak ettiği değere kavuşmasını istiyoruz. Buradan herkese Allah'a ısmarladık diliyoruz. Teşekkür ederim.